İyi akşamlar, Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Haftaya maalesef iyi başlayamıyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de olup biten gelişmeler dolayısıyla maalesef diyerek başlıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında henüz bir çözüme ulaşılmış değil. Bugün taraflar üçüncü kez masaya oturmaya karar verdiler ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talepleri o kadar ağır ki bu taleplerin Avrupa Birliği, NATO ve Ukrayna tarafından karşılanması söz konusu olamayacak gibi gözüküyor. Talepler şöyle, Vladimir Putin öncelikle Ukrayna'nın ilhakının referandumla Rusya'nın toprağı olduğunun kabul edilmesini istedi. Bu bir. İki, Donbas bölgesi yani Luhansk ve Gdansk bölgesinin bu bölgenin de yine keza bağımsız bölgeler olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Üç, Ukrayna'nın NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne dahil edilmemesi ile ilgili bir sürecin yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bu arada insani koridor açılacağını ve bir süre için ateşkesin sağlanabileceğini, Avrupa Birliği ile ve diğer ülkelerle masaya oturulabileceğini, yaptırımların da azaltılması gerektiğini ya da kaldırılması gerektiğini söyledi. Bütün bu taleplerin nasıl karşılanacağını bilemiyoruz ama şu anda taraflar masada olduğu için ve masadaki taleplerin karşı taraf tarafından nasıl değerlendirileceğini bilemiyoruz. Türkiye'den gelen haberlere bakarsak, bu gece yarısı itibariyle hem benzine hem motorine zam var. Benzinde ve motorinde 20 lira sınırları aşılmak üzere gece yarısına kadar doldurduğunuz takdirde en azından bugün için karlı sayabilirsiniz kendinizi. Petrolde 128 dolarları gördük, oradan 140 dolara kadar çıktı. Şimdi tekrar geriye doğru gelmeye başladı Brent petrol. Altın da yukarı doğru hareket ediyor. 1984 dolarda dolar endeksi 98'in üzerinde seyrediyor. 99 doları her an görmesi muhtemel. Borsa İstanbul'un açılışını birazdan hep birlikte göreceğiz ama dünyada olup biten pek çok şeye bakacağız. Bugün ana haberin birinci bölümünde Arzu Örsel bizimle birlikte olacak. Cargill, Middle East, TransAsia ve Hindistan Kurumsal İlişkiler Direktörü. Malum bugünlerde hububat, bakliyat ve benzeri sorunları çok fazla yaşıyor dünya. Dünyanın pek çok yöresinde hububat ve bakliyat, başta buğday olmak üzere büyük bir darlık var. Türkiye'de bir ayçiçeği krizi yaşıyor. Bütün bunları soracağız. Dünyadaki en önemli hububat, bakliyat ve bu alanda endüstriyel ürünleri üreten dev şirket olarak Cargill'e soracağız. Halil Özendi ikinci bölümde bizimle birlikte olacak. Evolok Genel Müdürü, lojistik şirketlerinin bu dönemdeki faaliyetlerini soracağız. Baltic Dry Index'i bugünlerde yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Bu gidişin ne kadar süreceğini de soracağız. Ayrıca Halil Özendi'ye. İkinci haberimiz Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den. Hazine ve Maliye Bakanı bugün Halkbank'ın düzenlediği Üreten Kadınlar panelinde konuştu. Burada ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Bu mesajları tek tek cümle cümle sizinle paylaşmak istiyoruz. Çünkü her biri son derece önemli. Bazıları uyarı niteliğinde, bazıları da önlemlerin ne kadar zamanda hayata geçirileceğine dair. Şöyle diyor Nurettin Nebati, son dönemde Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime bağlı olarak enerji ve gıda fiyatlarında artış hızlandı. Fiyat istikrarının sağlanması birinci önceliklerimizden biridir. Enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olmayı gerektirmektedir. Tüm kurumlar tam istişareyle çalışmaktadır. Fiyat istikrarının kalıcı ve kararlı olması için elimizden geleni yapıyoruz ve komite bu konuda aktif çalışmaya devam etmektedir. Temmuz ayına kadar Türkiye'ye yetecek ayçiçeği stokumuz var. Bu konuda kimse endişe etmesin diyor. Ayrıca hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. Ülkede sanki bir yokluk varmış gibi bir algı durumu yaratıldığını, buna karşı hazinenin gerekli yanıtları vereceğini şirketlere ifade etti. Kurla ilgili olarak da ihanete varan bazı spekülasyonlar olduğunu belirtti. Bunlara ilişkin de yine gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. Son 20 yıldır ülkede hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyiz dedi.
vatandaşlarımızı da bu konuda hassasiyete davet ediyorum dedi. Son bir notu var, o da müteahhitlerle ilgili. Müteahhitlerin alacağının ödenmemesi ve KDV alacakları ile ilgili devletten olan alacaklarının mahsuplaşma yoluyla ortadan kaldırılacağını, buna ilişkin adımların da atılmaya başladığını ifade etti. İkinci haberimiz, Antalya'da barış için bir zirve girişimi var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile 11-13 Mart tarihlerinde Antalya'da bir konferans düzenlenmesi için teklifte bulundu. Bu teklife henüz her iki bakandan yanıt gelmiş değil, ama gelirse büyük bir zirve olacağını söyleyebiliriz. Bu arada Türkiye'nin dışında pek çok ülke arabuluculuk faaliyetlerini yürütüyor. Bunlardan bir tanesi İsrail. İsrail Başbakanı Naftali Bennett önceki gün Rusya'daydı. Önümüzdeki günlerde Rusya'dan gelecek ve Türkiye'de de görüşmeler olacak. Türkiye'ye de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geliyor. Ambargo planı petrol fiyatını yükseltti. Üçüncü haberimiz, haftayı 110 doların üzerinde kapatan petrol fiyatları 118, oradan 30 dolar fark yaparak yukarılara doğru geldi. Şu an petrol fiyatları yukarı doğru gitmeyi sürdürüyor. Ve Rusya'dan dost olmayan ülkelerle ilgili bir tasnif geldi. Dost olanlar ve olmayanlar, yani Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkelere Rusya'da misillemeyle karşılık verme kararı aldı. Bu listeyi şöyle sıraladı: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur. Bunun dışında 15 ülke daha var. Rusya yönetimi, yani Kremlin yönetimi, şirketlere bu ülkelerle olan alacaklarınızı, vereceklerinizi ruble cinsinden ödeyebilirsiniz. Ruble dışında herhangi bir ödeme aracı kullanmayacaksınız dedi. Bu bir anlamda cezalandırmaya dönük. Yani arzu ederseniz gelin size ruble cinsinden ödeyelim, etmezseniz yapacak bir şey yok demek gibi bir durum. Son haberimiz, kur korumalı mevduattan şirketlere ilişkin iki ayrı düzenleme yapıldı. Bu birinci düzenleme, şirketlerin de 3 ay vadeyle hesap açmalarının önü açılmış oldu. Böylece şirketler daha kısa vadeli hesap açabilecek durumdalar. İkinci değişiklikte kur korumalı mevduata dahil olan hesapların vade bitiminde yenilenmesiyle ilgili bir imkan getirildi. Daha önce bu vade bitimiyle ilgili süreç kısıtlıydı. Şimdi yenileme imkanı getirilmiş oldu.
Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk gününü yükselişle kapattı. 0.33 yatay sayılabilecek bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 1997 puandan kapattık. 2000 puanın üzerinde gün boyu epeyce bir surf yaptı ama ne yazık ki 2000 puanın altında kapatmak zorunda kaldı. Borsa İstanbul'daki bu zayıf seyrin ne kadar devam edeceğine elbette karar verecek olan bir faktör var. Bu faktör çok önemli. Rusya borsası bildiğiniz gibi 1-5 Mart tarihleri arasında kapalıydı. Sonraki tarihlerde de kapatılması kararlaştırıldı ama Rusya'daki borsanın, Rus borsasının 6-7-8 Mart tarihlerinde kapatılması bir zorunluluk. Çünkü 6-7-8 Mart tarihlerinde Rusya'da Kadınlar Günü bir hafta olarak kutlanıyor ve bu hafta dolayısıyla resmi tatil olduğu için 6-7-8 Mart'ı doğal bir tatil gibi görmek lazım. Eğer Rusya borsası 8 Mart'tan sonra 9 Mart'ta açılırsa işte o zaman gelişmekte olan ülkelerin borsalarının gerçek performansını hep birlikte göreceğiz. Şu andaki performansı borsaların kendi güçlerinden kaynaklanan performanslar olarak görmemek lazım. Diğer etkenlerden bağımsız olarak sadece kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkan hareketler diye düşünmek gerekir. Bu durumda 9 Mart'a kadar sabırlı olmak lazım. Zaten 9 Mart'a kadar Rus borsası kapalı, bundan eminiz. O yüzden planlarımızı buna göre yapabilecek durumdayız. Peki, şimdi iki ayrı bölüm yapacağız dedik. Birinci bölümde Cargill, Meta ve Hindistan Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel bizimle birlikte olacak. Şu anda Arzu Hanım Skype hattımızda. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sizi çok merak ediyorduk. Yani bugünlerde çok merak ediyoruz biliyorsunuz malum. Hububat, bakliyat, aklımıza gelebilen hemen hemen her şey deyince aslında Cargill aklımıza geliyor. Uluslararası bir dev. Tabii Türkiye pazarını da sormak istiyoruz. Dünya pazarında ne olup bittiğini de sormak istiyoruz. Cargill'in yürüttüğü faaliyetlere de geleceğiz. Vaktimiz bol, merak etmeyin. Yani uzun uzun konuşabilecek durumdayız. Önce bize dünyada bu yıl hububat ve bakliyat, yani aklımıza gelebilecek arpa, yulaf, çavdar, mısır, aklımıza gelebilecek her şey, soya, kolza ve benzerleri, ayçiçek dahil olmak üzere, pek çok konuda yağlı tohumlarda dahil olmak üzere nasıl bir tablo var? Üretim konusunda nerelerde sıkıntılar var? Bu sıkıntıların bu yıl dünyada ciddi darlıklara yol açmasını bekliyor musunuz? Yoksa bazı ülkelerin üretimleriyle tüketimleri dengelendiği takdirde, tabii bu savaş çıkmamış olsaydı elbette, savaşı ayrı bir faktör olarak kenarda tutuyoruz. Onu ayrıca konuşabiliriz ayrıca. Ama nasıl bir tablo olduğunu bize anlatmanızı rica ediyoruz. Şöyle geniş bir fotoğraf çizmenizi istiyoruz. Dünyanın her tarafına ayak basarak. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Cargill dünyada 155 yıldır faaliyet gösteren bir şirket. 70'ten fazla ülkede varız. Ağırlıklı olarak gıda işi yapıyoruz. 13 ayrı sektörde faaliyet gösteriyor Cargill. Yani dünyanın her yerinde üretilen çeşitli hububat ürünlerini dünyanın her yerine ticaretini yaparak aktarıyor. Türkiye'deki faaliyetimiz biraz daha kısıtlı. Biz Türkiye'de sadece gıda, biyoendüstriyel ürünler ve hayvan beslemesi alanında varız. Tarım alanında yokuz. Tarıma bir girdi ürünü olarak kullanıyoruz. Yani Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinin aromağını üretirken gıda ürünleri için ve hayvan beslemesi için ve biyoendüstri için bir girdi olarak kullanıyoruz. Ancak dediğiniz gibi dünyanın hemen her yerinde enteresan bir dönem yaşıyoruz. Geçtiğimiz iki yılda pandemiden kaynaklı lojistik sorunlar ve iklimle ilgili değişimler önemli ölçüde üretimi etkiledi. Üretim etkilenince elbette bizim de bundan etkilenmememiz imkansız. Derinden yaşadık bunu. Şimdi de pandeminin hemen ardından girdiğimiz bu zorlu dönem diyelim, yakın coğrafyamızda yaşanan zorlu dönem bir başka pencereyi açıyor. Dünyanın hemen her yerinde iklimden de kaynaklı biçimde, lojistikten de kaynaklı biçimde üretimle ilgili çeşitli hareketlilik söz konusu. Evet. Yani bir yarını görebilmek çok kolay değil. Bu tüm hububat ürünleri için, tüm tarım ürünleri için geçerli. Aslında tarımın geleceği, insanlığın, gıdanın geleceği de insanlığın geleceği. Yani biz Dünya Tarım FAO'nun rakamlarına baktığımızda 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun 10 milyona yaklaşacağını görüyoruz. Bugünün üzerine bu kadar fazla yeni bir nüfus eklendiğinde bu nüfusun beslenmesi gerekecek.
Özetle aslında söylemek gerekirse hemen her yerde değişik beklentiler, ileriye doğru kısa vadeli öngörüler mümkün ama uzun vadeli öngörü çok kolay değil. Şunu biliyoruz, sadece gıdayı korumak gerek, var olan toprağı korumak gerek, suyu korumak gerek, iklimi korumak gerek. Çünkü ne toprak artmıyor, ne kaynaklar artmıyor ama insan nüfusu çoğalıyor, sorunlar da çoğalıyor. Biz bunlara beslenmeyi ve insan ırkının varlığını sürdürebilmek için bu sorunlarla ve bu kaynaklarla en ideal, optimum çözümlerle çare bulmak zorundayız. Bu nedenle de sürdürülebilirlik konusu herkesin odağında, bu nedenle de toprak sağlığı konusu herkesin odağında, bu nedenle de var olan topraklardan daha iyi verim alabilmek herkesin odağında ve herkesin mesuliyeti, bütün insanlığın sorunu bu. Biz bugün baktığımızda yakın coğrafyamızdaki yaşanan sorunlardan dolayı, ticaretin de bir miktar orada durmasından dolayı orta uzun vadede, özellikle sizin de belirttiğiniz gibi yağlı tohumlar alanında bekleyen bazı konular olduğunu hep birlikte görüyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Biliyoruz ki en kısa zamanda barış, en kısa zamanda bir huzur ortamına hep beraber ulaşalım, yoksa ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Evet. Peki şöyle bir şey yapalım. Şimdi malum bu dünyada işte kendi kendine yeterli ülkeler gibi böyle biraz hafif şehir efsanesi boyutlarında yürüyen, hemen hemen her ülkede belli bir dönem evet biz kendi kendine yeterli ülkelerden biriyiz gibi şeyler konuşulur. Türkiye de bu kategorideydi. Kendi kendine yeterli 7 ülkeden biri olarak gözüküyordu. Şu anda öyle değiliz, onu biliyoruz. Ama gerçekten böyle dünya haritasına dokunduğunuzda, yani işte Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya, Okyanusya'ya kadar dokunduğunuzda, Afrika'ya kadar kendi kendine yeterli her bakımdan, yani buğdaydan arpaya, yulafa, çavdara, mısıra, mercimeğe, nohuta kadar düşünün. Yani bütün aklınıza gelebilecek işte temel tüketim ürünleri. Sebze meyveyi katmıyorum, onlar konjonktürel. Çünkü mevsimsel, dolayısıyla onların yetiştirilmesi mümkün. Yani her mevsimde yetiştirildiği için, ama buğday, arpa için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Yani her mevsimde yetiştiremiyor. Bazı yerlerde olabiliyor belki. Yeterli klima yaratıldığı takdirde yılda iki üründe alınabilen yerler var, bunu biliyoruz. Size göre dünyada şu anda kendi kendine yeterli ülke olarak gördüğünüz ülkeler hangileri? Tabii bu bilgiye şu anda sahip olmayabilirsiniz ama en azından okumalarınız size bunu söylüyor olabilir. Şöyle haritadan parmağımızı işaretleyerek şurada şu, burada bu diye, şu bakımdan yeterli, bu bakımdan yeterli diye. Yetersiz olanları saymamıza gerek yok. Onlar zaten dünyanın geri kalan bölümünü oluşturuyor. Çok zor sordunuz Ali Bey. Çok zor, evet çok zor bir yerden sordum biliyorum. Evet, çok zor yerden sordunuz. Aslına bakarsanız iklim konusu bütün dünyayı çok dikkatli olmaya doğru çağırıyor. Şimdi endüstriyel tarım ürünleri var, bahçe tarımı ürünleri var. Toprakta yetişen birbirinden farklı cins, çok farklı ürünlerle hayatımızı idame ettiriyoruz. İklim bu ürünlerin belli yerlerde, belli koşullarda üretilmesini sağlıyor. Yani bugün Güneydoğu Asya tarafının ısı yapısı farklı tür yağların üretilmesine imkan sağlarken, işte kakao Afrika tarafında ve Güney Amerika tarafında üretilebilirken, bizim coğrafyamızın da daha çok işte mısır, ayçiçeği, pancar, buğday, arpa gibi ürünlere doğru bir toprak uyumu söz konusu. Ama elbette her yerde her şey üretilebilir duruma geliyor. Teknoloji bize bunu getiriyor. Şimdi burada aslında kendi kendine yeten ülke, kendi kaynaklarının verimini en doğru şekilde kullanabilen ve bunu teknolojiyle geliştirebilen ülkeler. Yani biz bugün hep beraber bir toplantıda katlı alanlarda yapılan tarımı konuştuk. Daha az toprakla, daha dar alanda, daha verimli üretim biçimlerini konuşmaya başladık. Dolayısıyla bizim sorunuza cevap verebilmek için bu soruyu geçmiş modellerle, mevcut teknolojilerle cevap verebilmek bir nokta. Kaynaklarını yeni teknolojilerle geliştirip daha verimli kullanmaya yönelebilen, aslında o ülkeler kendi kendine yetebilen ülkeler olacak. Çünkü tarım dijitalleşiyor, tarımda evet, teknolojinin önemi artıyor. Tarımda teknolojinin kullanımı, verimliliği ve kullanım biçimlerini değiştiriyor. Geleneksel tarım uygulamalarıyla hiçbir ülkenin kendi kendine yetebilir halde kalması çok da mümkün görünmüyor şu noktadan sonra.
Hep dönüp dönüp aynı yere geliyorum. Çünkü kaynakların kullanılması, toprağın sağlığı, suyun miktarı bunlar hep aslında kendi kendine yetebilmeyi etkileyen unsurlar. İklim kendi kendine yetebilmeyi etkileyen bir unsur. Yani sıcaklıklar artarken eskiden üretebildiğimizi bugün üretemiyor hale geliyor olabiliriz. Dolayısıyla tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını en hızlı ve etkin şekilde bünyesine katabilen ülkeler, kendi kendine yetebilen ülkeler olacak geleceğe doğru baktığımızda. Evet. Bilmiyorum. Yanıt oldu mu? Fena değil, evet iyi. Yani soruya hazırlıklı olmamanıza rağmen gayet iyi bir yanıt verdiğinizi söyleyebilirim. Şunu soracağım. Mesela Kanada bildiğim kadarıyla kendi kendine yeterli sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor. Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka, Hollanda gibi ülkeler. Yani kimi hayvansal ürünlerde, kimi tarımsal ürünlerde kendi kendine yeterli. Bu ülkeler tabii diğer ülkelere örnek oluşturabilecek üretim modelleri sundukları takdirde, işte Birleşmiş Milletler aracılığıyla, FAO aracılığıyla, keza sizin gibi şirketler aracılığıyla bu öngörülerini ve metodolojilerini, sistemlerini diğer ülkelere, diğer ülke çiftçilerine yaygınlaştırdıkları takdirde çok daha verimli üretimler ortaya çıkabilir. Bunu biliyoruz. Ama tabii bunun da talep edilmesi lazım diğer ülkeler tarafından. Şimdi siz Türkiye'ye baktığınızda, yani 10 üzerinden bir not verirseniz, bugün sizi sınava çekiyormuş gibi oluyorum ama kusura bakmayın ne olur. 10 üzerinden puan verirseniz, Türkiye kendi kendine yeterlilik bakımından kaç puan alabilecek durumda bugün, 2022 Mart itibariyle? Şimdi bir özel şirket olarak bunu söylemek bizim Zor, çok biliyorum. da Çok zor yerden sordum, evet. yani zorluk açısından değil, haddimiz de değil. Çünkü hani ülke politikaları çok kompleks ve en temel konu üzerine konuşuyoruz. Şunu Doğru. söyleyebilirim. Türkiye kendi kendine yetebilme potansiyeline sahip olmak açısından herhalde 8-9'larda yer alabilen bir Güzel, ülke iyi. ve Fena ülke değil puanımız. kaynaklarımızı doğru şekilde kullanabilelim. Yine kaynak konusuna, yine eldeki imkanların doğru kullanılmasına ve verim artırmaya doğru yöneleceğim. Kanada örneğiyle Türkiye arasında belki temel şöyle bir farktan bahsedebiliriz. Türkiye'de siz de çok iyi biliyorsunuzdur, tarım bir aile işi ağırlıklı olarak. Kurumsal bir işletme olma formuna yaklaşıyoruz ama orada değiliz. Dolayısıyla bir aile işi olduğu için mirasla da bölünen oldukça küçük toprak birimlerine sahip bizim çiftçilerimiz, çiftlik işletmecilerimiz. Şimdi Kanada'ya döndüğümüzde, Amerika'ya döndüğümüzde konu biraz daha kurumsal ve çok daha büyük arazilerde farklı bir ekonomiyle yürütülebiliyor. Dolayısıyla şartlar da eşit değil. Yani bizde çiftçilik yapan ailelerin sahip oldukları topraklar, araziler oldukça küçük. Bunun da getirdiği bazı zorluklar var. Dolayısıyla aslına bakarsanız dünyada biraz önce bahsettiğim nüfusla insanların beslenmesi arasındaki ilişkide bugün bir çiftçi 155 kişiyi besliyor. 2050'lere geldiğimizde 265 kişiyi beslemesi gerekecek. Ve toplam dünyadaki çiftçilerin %33'ü de küçük çiftlik sahipleri. Evet. Dolayısıyla resimlere büyük çiftliklerden, büyük işletmelerden baktığımızda ideal uygulamalar görüyoruz. Ancak var olan uygulamaların küçük çiftçilere ve küçük çiftliklere de uygulanabilir durumda olması gerekiyor. Onları da bu sistemin içerisinde etkin oyuncu haline getirebilecek uygulamalara yönelmek önemli. Ve bu gıda aslında herkesin konusu, gıda aslında herkesin sorumluluğu. Dolayısıyla hepimizin üzerine düşen görevler var diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi biliyorsunuz Tarım Bakanlığı'nda bundan bir süre önce bir havza çalışması yapıldı. İşte 32 havzaya ayrıldı Türkiye. Bu havzalarda havza modelli destekleme sistemi getirilecekti. Şu anda tabii hayata geçirilebilmiş değil ama geçirilebilirse müthiş bir şey olacağını düşünüyorum. Keşke yapılabilseydi. Örneğin Şanlıurfa sadece mercimek yetiştirmeye mahsus bir havza. Çukurova sadece pamuk diyelim. Kars Ardahan o yöre arpa olabileceğini düşünebiliriz. Doğu Karadeniz çay, fındık ve mısır üretimine. Aydın incire, Manisa tütüne falan gibi böylesin işte. Bütün o havzaları tabii tek tek sayamam şimdi size ama bu modele geçilmesi halinde, tabii modelin özü de şuna dayanıyor, siz de çok iyi biliyorsunuz. O bölgede yalnızca o ürünü üretenlere teşvik ve destekleme alımı uygulanıyor ve diğer alımlar, yani
çiftçinin özendirilmesi, daha fazla para kazanabilmesi için gerekli bütün vergi indirimleri, teşvikler falan o bölgeye özgü olarak sağlanıyor. Eğer siz Şanlıurfa'da mercimek yerine fasulye ekerseniz bu kapsamın dışında kalıyor. O sizin paşa gönlünüze bağlı. Yani oradan destek alamıyorsunuz. O tamamen keyfi olarak yapıyorsunuz demektir. Havza üretimi dünyada pek çok ülkede uygulanıyor. Bunu biliyorum. Örneğin Arjantin'de, Şili'de, Peru'da, Uruguay'da, Latin Amerika ülkelerinin pek çoğunda bu uygulanıyor. Kanada'da uyguluyor bunu ama yaygın olarak Türkiye böylesi bir modeli uygulama yoluna gidebilse acaba sorunlarımızın o kalan bölümünü de çözebilir miyiz? Biraz önce verdiğiniz puan çok iyiydi. 8-9 civarında verdiniz. Şahane yani. Ben o kadar beklemiyordum. Notunuz iyiymiş. Evet, buyurun. Potansiyelimiz yüksek. Yani iklim olarak, toprak kalitesi olarak biz yani şimdi ben de belli bir yaşa sahibim ve biz hani kendi kendine yeten ülke kimliğiyle büyüdük. Evet. Dolayısıyla hani bir yapabilitemiz var ki bir potansiyel var ki bunu konuşuyorduk zamanında. Koşullar değişmiştir, şartlar değişmiştir ama tekrar ona dönebilmek mümkün olabilir. Havza modeli aslında doğru planlama dediğimiz şeyin belki de bir ifadesi. Yani doğru planlamayla, doğru toprakta, doğru arazide doğru ürünü yetiştirmek zaten verim için en temel nokta. İhtiyaçla üretim arasındaki dengeyi kurabilmek de zaten ekonominin temel adımlarından bir tanesi. Yani aklımda bir aslında. Ama hani ülkemizde de en doğru ve en etkin biçimde planlamalar yapılarak ileriye doğru doğru adımların atılacağını dair umudumuz var ki. Evet, umarız. Yani bu havza modelini uygulamış olsaydık şu anda, 10 yıl önce ilk çalışmaları başlamıştı. Şu anda belki bugün yaşadığımız problemlerin çok azını yaşıyor olabilirdik dünyanın içinde bulunduğu bu duruma rağmen. Şimdi sizin bir projeniz var. Biraz Kargil'i konuşalım. Deminden beri konuşuyoruz. Acaba ne zaman geleceksiniz diye merak ediyor olabilirsiniz. Bin Çiftçi, Bin Bereket diye bir programınız var. Önce bu programın ne olduğunu anlatmanızı istiyorum. Bu bir. İki, programın şu an geldiği noktayı işaret etmenizi rica ediyorum. Üç, çiftçi bundan ne umut ediyor, ne bekliyor ve biz tüketiciler olarak bu proje yaygınlaştırıldığı takdirde daha ucuza gıda temin edebilecek duruma gelebilir miyiz? Tabii bunun çok yaygın olması halinde elbette. Yani sadece bin çiftçiyle olmayacağını biliyorum. Bu bir çiçekle bahar gelmeyeceği gibi bin çiftçiyle olmayacağını biliyorum. Ama pilot çalışma olduğunu bildiğim için soruyorum. Aslında Ali Bey, programın başından beri biz benzer şeyler konuşuyoruz. Bütün bu konuştuğumuz ekosistemin temelinde çiftçi var zaten. Yani insanlığın geleceği gıdaya, gıdanın geleceği tarıma, tarım da çiftçiye bağlı. Dolayısıyla yani tamamı aslında deminden beri onu konuşuyoruz aslında. Şimdi çiftçi bir işletmeci. Çiftlik de bir işletme. Dolayısıyla elindeki imkanlarla en iyi verimi alabilmek için ona nasıl bir yol göstericilik yapabiliriz? Bu aslında biraz önce de dediğim gibi, kalben de inandığım gibi hepimizin de görevi. Bin Çiftçi Bin Bereket diye başladığımız, bizim 2019'da başladığımız programın da temel amacı bu zaten. Bin Çiftçi Bin Bereket diye başladık. Biz bugün 4000 çiftçiye ulaşmış durumdayız. Rakamları söyleyeceğim. Tamamen bir sosyal sorumluluk programı bu. Ve çiftçilere verilen 7/24 danışmanlık, dijital uygulamalara ilişkin eğitimler, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin eğitimler ve bu kapsamdaki birbirleriyle olan etkileşimden doğan aslında bir paylaşım programı diyebiliriz Bin Çiftçi Bin Bereket programı için. 2019'da Mısır çiftçileriyle başladık. Bugün itibariyle hem ayçiçeği hem kanola çiftçileri de programa dahil. Bugün 14 ildeyiz. 14 il bahsettiğim bu üç ürünün, yani mısır, ayçiçeği ve kanolanın üretildiği tüm coğrafyayı kapsıyor aslında bizim ülkemizdeki. Yaklaşık 400 bin dekar alanda çalışıyoruz çiftçilerimizle. İşte 80 bin futbol sahası büyüklüğünde oluyor yanılmıyorsam. Ne yapıyoruz? Öncelikle çiftçiler programa katılmak istediklerini söylüyorlar ve katılıyorlar. Bu kadar. Evet. Dediğim gibi tamamen sosyal sorumluluk programı, bir 444'lü hattımız var. Oraya müracaat ediyorlar. Bizim birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımız var.
Bu çözüm ortaklarının içerisinde ziraat mühendislerinden oluşan bir ekip var. Doktor diye bir arkadaşlarımız var. Onlar ziraat mühendisleriyle sahada çiftçilerimize destek veriyorlar. Her şeyden önce toprak analiziyle başlıyoruz. Dijital toprak analiziyle başlıyoruz. Toprağın sağlığı her şeyden önemli çünkü. Toprağın ihtiyacını böylece belirlemiş oluyor bu toprak analiziyle. Ne kadar gübre vermesi lazım? Ne kadar su vermesi lazım? Suyu ne zaman vermesi lazım? Böceklenirse ne yapması lazım? Biz bir kere bunları öncelikle çiftçilerle paylaşıyoruz. Şu çıkıyor ortaya. Anadolu'nun kadim bilgisi çok kıymetli. Bununla beraber babadan oğula öğrenilen bazı şeyler de zaman içinde hiç değiştirilmeden gelmiş. Ben kahvehanelerde bu pandemi nedeniyle bir araya gelemedik ama kahvehanelerde oturup konuştuk çiftçi dostlarımızla. Ne faydasını gördünüz? Yani hani bizim bunu söylememiz önemli değil, çiftçinin söylemesi önemli. Bana şunu daha çok sıklıkla söylediler. Biz 5 torba gübre atıyorduk. Toprak analizi yapıldı. 3 torbanın yeterli olduğunu söylediler bize. 3 torbayla da biz verimi aldık. Hem toprak yorulmadı hem biz yorulmadık. Cebimiz yorulmadı dediler. Doğru sulama zamanlamalarını görüyorlar. Meteoroloji istasyonları kuruyoruz. Dolayısıyla sağlığını takip edebiliyorlar uzaktan topraklarının. Bu meteoroloji istasyonları dijital uygulamalarında takip edilmesini sağlıyor. Evet. Aynı şekilde 7/24 danışmanlık alabiliyorlar ziraat mühendislerinden. Ekim öncesi, hasat öncesi çok ve çeşitli eğitimlerimiz var. Ürün tiplerine göre, bölgeye göre. Çiftlik bir işletme ise o işletmenin sahibinin finansal okur yazarlığının olması lazım. O eğitimleri de talep ettiler bizden. Biz onlarla birlikte karşılıklı öğrenerek geliştiriyoruz programı. Finansal okuryazarlık eğitimi de eklendi. İş sağlığı güvenliği eğitimi de eklendi. Tarlada atık yönetimi eğitimi de eklendi. Tarlada sıfır atık projesi yaptık bu karşılıklı etkileşim sonrasında. Doğru ekim, doğru hasat, kimi zaman biçer döver kullanımı ile ilgili eğitimler de eklendi. Biz akşam 9'dan sonra da yapıyoruz eğitimleri. Ne zaman onlara uygunsa, neye ihtiyaçları varsa bu eğitimleri birbirleriyle de paylaşıyorlar. Bir lider çiftçi grubu var. Bu lider çiftçi grubu diğerlerine mentorluk da yapıyor. Dolayısıyla biz bugün itibariyle 4000 çiftçi, 3300 toprak analizi, 80.000 futbol sahası büyüklüğünde alanda bu sene itibariyle sıcaklığa ve kuraklığa rağmen sadece bu sene %23'e varan verim artışı sağlamayı başardık. Son 3 yıldır programda %20'nin üzerinde verim artışı sağlandı. Zaten temel konu bu. Kaynak az, verimi artırmak için ne yapabiliriz? Evet. Dolayısıyla program ana hatlarıyla böyle. Çok güzel anlattınız. Başka bir şey soracağım. Çiftçinin bu arada gelir düzeyinde nasıl bir artış oldu? Yani 1000 çiftçiyle başladığınızda o 1000 çiftçinin muhtemelen gelir düzeyini ölçmüşsünüzdür. Diğerleri sonradan eklemlendiği için onların belki gelir düzeyleriyle ilgili henüz daha hesaplama yapılmamış olabilir ama sanıyorum 1000 çiftçiyle ilgili bir hesabınız olması lazım. Ne kadarlık bir gelirlerinde ne kadarlık bir artış oldu? Şöyle düşünün. %20 verim artışı. Tamam, verim artışını demek. Biliyoruz. Peki gelir artışı verim olarak? Gelir artışı olarak da yansıyor. Yani ektiği ürünün gelirine göre bakarsanız verim artışı gelir artışı olarak da yansıyor. Biz net gelir artışı ölçmedik. Şunu ölçtük biz. Sosyal etki ölçtük. Şimdi ölçmediğinizi bilemezsiniz, bilmediğinizi yönetemezsiniz. Kendimiz de ölçmeyelim dedik. Tabii. Bağımsız bir denetim kuruluşu, Ernst & Young'la bağımsız denetim kuruluşu bizim için 3 yıldır programın sosyal etkisini ölçüyor. Şöyle bir ölçümleme var. Bizim yatırdığımız her 1 lira çiftçiye 3 lira olarak dönmüş. %20 verim artışının dışında da kullandığı gübrenin miktarı, kullandığı suyun miktarı, daha efektif çalışmaktan kaynaklı elde ettiği bir kaynak kazancı da var. Ama hani şu kadar liradır diyemem. Çünkü hani o ölçekte gelir ölçümü yapmadık ama sosyal etki ölçümü 1 liraya 3 lira bir biz bir koymuşuz 3 lira olarak etkimiz çiftçimizde. Gelir artışı olduğunda hepsi ifade ediyor ama şu kadar diye söylemem çok mümkün değil. Farklı boyutlarda, farklı yapılarda, farklı bölgelerde çiftçilerimiz var çünkü. Evet. Peki hedef nedir? Burada kaç çiftçi, kaç dekar ya da kaç hektar toprak ve kaç ürün?
biz gittiği yere kadar gitmek istiyoruz. Ürün yapısını çok değiştirmeyebiliriz. Çünkü bir noktada biz endüstriyel tarımla bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Uzmanlık alanımız da orası, belki ondan. Coğrafya olarak da aslında şu anda erişebileceğimiz yerlerin maksimumuna erişmiş durumdayız. Ama çiftçi sayısının önüne bir sınır koymadık. Umuyoruz ki başka paydaşlarla, başka programlar da benzer biçimde yapılarak, bu katlanarak çoğalsın. Bütün bilgi birikimimizi, bütün deneyimimizi paylaşmaya da hazırız. Dolayısıyla hani biz çiftçi sayısında gidebildiği yere kadar diyoruz. Bir de bu yıl programa şöyle bir boyut daha eklemek istedik. Evet. Toprak sağlığı, sürekli aynı şeyi konuşuyoruz ama karbon salınımı, sera gazı emisyonu çok kritik bir konu. Doğru. Giderek de daha kritik hale geliyor. Özellikle ihracatla ilgili gündemde tarladan çatalı olan süreçteki karbon salınımı konusu önümüzdeki dönemde daha da kritik olacak. Biz tarlada sera gazı salınımı konusunu nasıl iyileştirebiliriz de odaklanacağız bu yıldan itibaren. Ölçümler yapmaya başladık. Yani tarlada bizim bu üç tip ürünümüzün sera gazı salınımı ne boyutta, karbon emisyonunu nasıl burada azaltabiliriz, sera gazı salınımını nasıl azaltabiliriz? Bu anlamda eğitimlere bu yılın programına dahil edeceğiz. Ama önce uluslararası bir platformla ölçümler yapmaya başladık. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Program kapsamında sürdürülebilir boyutunda programın. Geçtiğimiz yıllarda onlarla tarlada sıfır atık programı yapmıştık. Ve bir pilot bölgede atıkları topladık, ekonomiye geri kazandırdık. Şimdi de mısırın, ayçiçeğinin ve kanolanın yaşam döngüsü değerlendirmesini yapıyoruz. Ve ardından bunların karbon salınımını azaltmak, karbonu toprakta tutmak ve su kullanımını optimize edebilmekle ilgili eğitimleri de programa dahil etmeyi istiyoruz. Peki, süremiz bitti ama son bir şey soracağım. Şu ana kadar Türkiye'de üretimi yapılmayan, deneysel olarak üretilmeye çalışılan herhangi bir ürüne dair bir çalışmanız var mı Kargil olarak? Yani şu bölgede şu ürünü deniyoruz, bakacağız. Eğer üretebilirsek onu yaygın hale, ekstansif hale getireceğiz diyebileceğiniz bir ürün var mı? Bugün itibariyle yok ama kanolayı da yoğunlaşmasını arzu ediyoruz. Onun için kanolayı programa almıştık. Evet. Bu konuda Tarım Bakanlığı'yla da diğer konuyla ilgili tüm yapılarla da birlikte çalışma konusunda da hazırız dediğim gibi. Ama henüz bugün böyle bir ürün yok. İleride ama olabilir. Neden olmasın? Peki. Ama neden olmasın? Çok teşekkürler Arzu Hanım. Arzu Örsel'le konuştuk. Kargil Meta ve Hindistan Kurumsal İlişkiler Direktörü. Şimdi çok kısa bir ara. Evet, şimdi de pandeminin başından itibaren kırılan tedarik zincirine bakacağız. Tedarik zincirinde yavaş yavaş onarımlar başladı. Eskisi kadar olmamakla birlikte yine de bazı bölgelerde, yani dünyanın bazı bölgelerinde küçük kırılmalar var. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş bu kırılmaya yeni boyutlar ekledi. Bunu da konuşacağız ve şu anda Skype hattımızda Evolok Genel Müdürü Halil Özendi var. Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler.
Şimdi biraz Evolok'tan bahsetmenizi rica ediyorum. Hemen peşine tedarik zinciriyle ilgili durum nedir dünyada şu anda? Yani Ukrayna bölgesinde, Karadeniz'de, Azak Denizi ile birlikte kırılan bir zincir var. Bu yüzden de mesela ayçiçeği işte Türkiye'ye getirilemiyor. O yüzden de bir kıtlık sorunuyla baş başa kalabiliriz gibi korkular var. Bütün bunları kapsayacak şekilde yaklaşık 11-12 dakika vaktimiz var. Siz mümkün olduğu kadar önce şirket sonra tedarikle ilgili durumu anlatmanızı rica ediyorum. Buyurun. Tekrar çok teşekkürler. Evolok genç bir şirket. Entegre lojistik hizmetler veriyor. Uluslararası karayolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı yapıyor. Depolama ve dağıtım diğer önemli faaliyetleri. Evolok Türkiye dışında Danimarka'da bir iştiraki var. E-ticaret lojistiğinde aktif, yine uluslararası taşımalarda aynı şekilde. Almanya'da bir iştiraki var. Pazarlama ve satış aktivitelerini yapıyor. Çek Cumhuriyeti'nde iki kardeş firması var. Bir tanesi Balkan hatlarında lider entegre lojistik firmalarından. Diğeri de tır işletmeciliği yapıyor. Kurulduğu günden bu yana İsveç'te stratejik işbirlikleri var. Bunun haricinde diğer ülkelerde de Acente network'ünü tamamlamış durumda. Genç bir şirket ama ortalama her yıl 8 yılda %30 büyüyen bir şirket. Geçen yılı 114 milyon euroluk bir ciroyla kapattı. Uluslararası taşımacılıkta 110 bin taşıma yaptı ve özellikle Avrupa bölgesinde parsiyelde sektörün lider firmalarından bir tanesi. Kısaca bu şekilde. Evet. Tedarik zincirine gelirsek, evet. Tabii tedarik zincirine gelirsek, tabii çok karmaşık bir şeyden konuşuyoruz. Doğru. Tek bir girdisi olmayan. Biz de bu savaşın şirketimize ve sektöre olan etkilerini modellemeye çalışırken çok benzer olmasa da 98 Rusya moratoryumu aklımıza geliyor. Evet. 98 Rusya moratoryumunda da bir anda Rusya trafiği durmuş ve o bölgeye çalışan Türk tır filosu ve tedarikçiler bir anda faaliyetsiz kalmıştı ve bu filo zaman içerisinde Avrupa pazarına yönelmiş ve burada erimişti diyebiliriz. Şimdi benzer bir etkiyi tekrar beklemek mümkün olabilir. Gerçi Rusya ile ticari ilişkiler ne şekilde devam edecek, sürdürülebilir olmasını diliyoruz. Fakat tabii ki Ukrayna pazarı şu anda tamamen kapanmış durumda. Sadece Türkiye'den direkt olarak değil, örneğin ben geçen hafta Polonya'ya gönderdiğimiz iki aracı yüküyle beraber geriye çekmek durumunda kaldık. Çünkü mallar Polonya'daki bir aracı tarafından Ukrayna'ya satılmış. Bütün buna baktığımız zaman bu konuda bir Ukrayna'nın olmamasıyla ve bu pazarda çalışan araçların Avrupa'ya yönelmesiyle Avrupa yönünde çalışacak havuzda Türk ihracatçısının ihtiyacını karşılayacak bir havuzla karşılaşabiliriz. Bu navlunlarda çok geçici bir gevşemeye sebep olabilir. Fakat 98'den çok farklı olarak emtia fiyatlarındaki artış sebebiyle, petroldeki artış sebebiyle maliyetler hızlı bir şekilde geri gelecektir diye değerlendiriyoruz. Evet. Tedarik zinciri biliyorsunuz zaten en son konsepte global tedarik zinciri yaklaşımı büyük ölçüde kırılmış ve daha yakın yerlerden tedariğe yönelmişti şirketler ve Avrupa'nın da bu konuda Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir ilgisi vardı. Bu ilginin bu olayla beraber Türkiye üzerindeki koridorların açık olması sebebiyle ben bir miktar daha artacağını değerlendiriyorum. Evet.
Şimdi bu son ambargo yaptırımlar sebebiyle Rusya'ya dünya neredeyse kapılarını kapattı. Bunu biliyoruz. Yani ödeme sistemleri de dahil olmak üzere pek çok şey kapandı. Bu arada lojistik konusunda da ciddi yaptırımlar var. Dünyanın en büyük şirketlerinden Maersk Rusya'ya tamamen kapıları kapattı. TNT, UPS, FedEx gibi şirketlerde de keza aynı durum var. Bu acaba bizim gibi ülkelere, yani Rusya'yla halen ilişkilerini devam ettiren ülkeler için, İran'da bu kapsamda, İran'da çünkü güçlü bir filoya sahip aynı zamanda biliyorum, onlara bir faydası olacak mı? Başta bize tabii öncelikle. Ne gibi bir şey olabilir? Tabii yani böylesi durumlardan elbette bir kar hırsıyla hareket edelim anlamında sormuyorum ama pazarda çok ciddi biçimde bir yerden bir yere doğru kayıyor, yer değiştiriyor. Bu yer değiştirmeyi öğrenmek istiyorum. Daha ben spesifik bir örnek vermek isterim. Tabii. Geçen hafta Finlandiya'dan talep aldık. Finlandiya'dan Kazakistan'a taşımacılık yapan bir acentemiz artık bu şu anda Rusya üzerinden yaptıkları taşımaların mümkün olmamasını gerekçe göstererek bunu Türkiye üzerinden taşıyamayacağımızı sordu. Tam da bu noktada Türkiye üzerindeki koridorların bir fırsat olduğunu ve lojistik sektörünün bu konudaki işini ben büyüteceğini düşünüyorum. Tabii şunu unutmamak lazım. Bu genel anlamda orta vadeli veya şu anda bir fırsat gibi görünse de bizim o pazarlara çalışan meslektaşlarımız var. Ve sadece bu pazarlara çalışan sektörde firmalar var. Bu firmaların da sıkıntılarını mutlaka bir dipnot olarak koymak ve bunların çözümünde gerek Ticaret Bakanlığımızın, gerek Ulaştırma Bakanlığımızın, gerekse sektör derneklerinin ön ayak olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün Rusya'ya çalışan bir tır firması Avrupa pazarına dönmek istese o şoförlerin vizesi gibi konuları aşabilmesi en azından 1,5-2 aylarını alacaktır ki filosu verimli bir şekilde Avrupa yönüne çalışabilsin. Yani fırsatlarla beraber tabii ki zorluklar da kendisini gösteriyor. Son 3 dakikamız. 3 dakikayı da şununla dolduralım. Şimdi Kuzey Afrika pazarı, yani Maghrib pazarı dediğimiz pazar, Libya, Fas, Tunus, Cezayir. Cezayir'de çok büyük problemler olmadı. Cezayir çünkü bu Arap Baharı'nın dışında kalmayı başardı. Özellikle Tunus'ta, Libya'da ve Mısır'da yaşananlar sonrasında Türk lojistik sektörü bu pazarlarda şu anda eski gücüne ulaşabilmiş durumda mı? Yani hem Ro-Ro seferleri bakımından soruyorum, hem karayolu taşımacılığı bakımından. Tabii eski hacmi yok Kuzey Afrika pazarlarının, fakat hızlı bir şekilde geri geleceğini düşünebiliriz. Özellikle Avrupalı parakendecilerin Türkiye'den mal alımına ait olan ilgisi, yakın pazarlara tekrar geri dönmesi açısından düşünürsek, örneğin yine tekstil üreticisi olan işte Mısır, Tunus, Fas gibi ülkelerin tekrar yoğun talep alacağını düşünüyoruz. Bu ülkeler konfeksiyon üretimi yapmakla beraber örneğin nitelikli kumaş üretimi yapamayan ülkeler ve tekstile yönelik her türlü aksesuarın, kumaşın Türkiye'den bu ülkelere gideceğini ve burada dikildikten sonra da ihraç olabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple 2022 bu pazarlarda Türk lojistik şirketleri açısından hacmin büyüyeceği, artacağı pazarlar olacaktır. Peki, son dedim ama bir son soru daha, vaktimiz var çünkü. Suriye ile ilişkiler ne durumda? Acaba normale döner gibi mi, yoksa daha normale dönmesi için zaman var mı? Irak'ı da aynı şekilde soruyorum. Hem Irak pazarı hem Suriye aslında şu anda Irak pazarını ayrı tabii ki koyuyorum. Şu anda çalışan pazarlar. Evet. Ama özellikle Suriye'nin normale dönmesi için ciddi anlamda bir zaman olduğunu düşünüyorum. Benzer şey aslında bugün
Rusya-Ukrayna konusunda da var. Yani çatışma hali bir an önce bitsin özellikle istiyoruz, diliyoruz. Ama her konuda uzlaşılması zaman alacaktır. Dilerim Ukrayna-Rusya pazarındaki konu Suriye kadar uzun olmaz. Peki. Halil Bey çok teşekkürler. Evolok Genel Müdürü Halil Özendi ile konuştuk ve şimdi reklama gidiyoruz.